fiyatı neyse onu aldı. Fakat getirip onu istismar edecek, pahalıya satacak. Memlekete zararı olacak. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu nehyelemiş. Şimdi bunu ispat ediyor. Haddesena Rabi'u ibn Süleyman el-Müezzin. Kale haddesena Esed, kale haddesena Ebu Lahves, kale haddesena Simak. En Ekrimete an İbni Abbas. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas buyurdular ki la tistakbilu suqa. Siz çarşıyı istikbal etmeyiniz. Yani çarşıya gelecek, tam getirecek kafileleri istikbal edip karşılamayınız. وَلَا يَتَلَقَّ بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ Bazınız bazınızı telakki etmesin. Yani şehirden çıkıp, şehirden gidecek müşteri, dışarıdan getirecek baya, işte birbirinizi telakki etmeyin. Yani gidip de onun önünü kesme, karşılama. وَحَدَّسَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّسَنَا يُوسُفُ بْنَ عَلِي قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّسَنَا سِمَاكِ أن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل السوق. Yine Abdullah ibn Abbas'tan rivayet ediyor. Siz çarşıya gelecek erzakı istikbal etmeyiniz. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus قال أخبرنا عبد الله ibn Nümeyr أن عبيد الله ibn Umar عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu rivayet de Abdullah ibn Ömer'den geliyor ki Resulullah Efendimiz buyurdular ki neha Abdullah ibn Ömer diyor ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehi buyurdular. En yutalakkas sila'u satılacak ticaret eşyalarını yolda karşılamaktan nehyeyledi. Hatta tedhulel esvak hatta o eşya çarşıya gelinceye kadar onu karşılamayın. Çarşıya, pazara ne vakit inerse o vakitte gidin başına pazarlığını yapın. Haddesena Fahdun kâle ahberena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe kâle haddesena ibn-i Nümeyr fezekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Fahd Terik ile de rivayet eyledi. Haddesena Ali ibn Abdurrahman kâle ahberena Ali ibn-i Ca'd قال أخبرنا صخر بن الجويرية النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقب البيوع. عبد الله بن عمر diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki büyüyü alışverişi telakki etmeyin. Büyü ne demek? Yani ashabı büyüyü bir şey getirip satacak adamları yolda istikbal etmeyin, bu manaya. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال أخبرنا سلامة بن روح عن عقيل عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى كعنبر فالمس صلى الله عليه وسلم نهي الذي أن يتلقى السلع تجارة أشيالارını karşılamak bundan نهي الذي حتى يهبط ينزل بها الأسواق وأشياء getirip pazara koymadıkça onu istikbal etmeyiniz. Ne vakitte pazara indirirse o vakitte istikbal ediniz. Haddesena Nesru ibn-i Merzuk kâle ahberena Esed kâle haddesena ibn-i Ebi Zibin an Müslim'in Kayyat an ibn-i Ömer kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet ediyorlar ki Peygamber Efendimiz nehi buyurdular. En yutelakkar rükban kafileleri yolda karşılamakta nehiyledi. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا شيئا من البيع alışveriş eshaplarından hiçbir şeyi hiçbir kimseyi karşılamayınız hatta yakdume suqakum hatta sizin pazarınıza ininceye kadar yolda karşılamayınız. Ve haddesena Bahru ibn Nasr kâle haddesena Abdurrahman ibn Ziyad kâle haddesena Şu'betu an Adi ibn Sabit kâle semi'tu Ebu Hazim yuhaddisu an Ebi Hureyre
Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet ediyor ki قال Hazreti Ebu Hüreyre buyurdular nühina biz nehyolunduk. Yani Resulullah Efendimiz tarafından nehyolunduk. Ev nühiye yahut da nehyolundi yani bütün ümmeti Muhammed anit telakki telakkiden telakki yolda karşılamak. Eşya getirip satacak adamları karşılamak. Bundan nehyolunduk buyurdu. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان gelen kafileleri karşılamayınız diye bu hadis de Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edildi. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي ليلى أصحاب رسول الله تن birisinden rivayet ediyor fakat kim ismini zikreylemiyor. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابتن olan o zat buyurdular ki Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم قال buyurdular لا تلقوا الجلب bir memlekete erzak getiren kafileleri karşılamayınız. Şimdi bu kadar hadisi şerifler rivayet eyledi. Bunların hepsi bir şeye delalet ediyor. O da neye delalet ediyor? Gelen eşyanın pazara ininceye kadar yolda karşılaması menhi, nehyedildi. Bu nehyin derecesi nedir? Şimdi esas ihtilaf burada. Mekruh mudur? Haram mıdır? Yolda pazara gelmezden evvel gitti, pazarlık gitti, aldıysa bu bağırış veriş batıl midir, fasit midir, sahih midir? Bunda birçok ihtimaller var. Bu hadis-i şeriflerde nehi var. Bu nehin derecesine. Şimdi ihtilaf burada başlıyor. İmam-ı Tahavi diyor ki, قال Ebu Cafer, فاحتج قوم بهذه الآثار bu eserlerle, bu rivayetlerle ulemadan bir kısmı ihticac eylediler. Fekalu buyurdular ki men telakka şeyen kable duhulihi suqe çarşıya, pazara gelmezden evvel bir adam yolda karşılarsa gelen eşyayı sümmeşterahu ve oradayken alırsa daha pazara inmezden feşirauhu batil onun alışverişi batildir. Ulemanın bir kısmı bu eserlerden bunu çıkardılar. Yarım saatlik yola çıktı. Mesela Medine-i Münevvere'ye biliyor ki filan taraftan bir eşya geliyor, meyve geliyor, erzak geliyor. Çıktı, yolda gelen kamyonu durdurdu. Dur, ne götürüyorsun? Patates, fasulye, neyse domates. Getir bunu bana sat. Neye satacaksın? Alışveriş yaptılar, uylaştılar. Onu oradan aldı. Bu adamın alışverişi sahih midir, batıl midir? Bu zümreye göre bu alışveriş batıldır. Sahih değildir. Binaenaleyh öteki adam çarşıya getirdiği vakitte yeniden satacak onu. Yoksa o eskisi batıldır. Ve halefehum fî zâlike âkadın. Öyle madem bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Yani batıl olmasaydılar. Fakat nehi vardır. Caiz değildir. Caiz olmamak başka, batıl olmak başka. فَقَالُ dediler ki كُلُّ مَد۪ينَةٍ her bir şehir ki يَدُرُّ التَّلَقِّي çıkıp dışarıda gelecek kafileleri karşılamak zarar verir بِأَهْلِهَا o şehrin ehline فَالتَّلَقِّي ف۪يهَا مَكْرُوهٌ çıkıp da karşılamak mekruhtur. Yani alışveriş yaparsa batıl olmaz, yalnız kerahati vardır. O da neden? Sen gidip onu alacaksan, getirip bahali bahali satacaksan, ehli belde bundan zarar görecek. Ve şirâ-u caiz. Lakin alışveriş caizdir. Ve kullu medînetin her bir şehir ki, la yedurru telakki bi ehliha. Çıkıp dışarıda gelecek kafileyi karşılamak ve onu orada satın almak, o şehre zarar vermez. Böyle bir şey olursa fela bese bit telakki fiha. Çıkıp da kafileyi karşılamakta beis yok. Sen çıkıp bu kafileden bir mal alacaksın. Alsan da piyasaya tesir etmez, almasan da tesir etmez. Böyle bir şey olursa bunda beis yok. Bir de var ki hayır çıkıp alırsansa
o Medine'ye, o şehre zararı var. O da mekruhtur. Alışveriş sahiptir. O da ikinci kavimdir. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu ikinci kavli zahib olanlar ihticac ettiler. بِمَا حَدَّسَنَا فَهْدٌ İmam-ı Tahavi diyor ki, Fehd'in bize rivayet etmiş olduğu hadisle istidlal eylediler. قَالَ فَهَدْ dedi ki, اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكِرِ بُنُ اَبِي شَيْبًا قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ اَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ النَّافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرٍ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّ الرُّكْبَانِ Abdullah ibn Ömer diyor ki, biz çıkıp kafileleri karşılardık. فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ جِزَافًا Toptan o taamı onlardan alırdık. Cizaf demek bizde Arabi pazar derler. Yani toptan hepsini görüşüsüz, tartısız, buna ne istiyorsun? Ha şu kadar. Arabi pazar alırdık. فَنَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ نَب۪يعَهُ Peygamber Efendimiz dedi ki, çıkıp böyle alıyorsunuz. Fakat siz bunu satmayınız. حَتَّى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ اَوْ نَنْقُلَهُ Ya onu o yerden başka bir yere tehvil edin, yahut da nekledin, ondan sonra satın. Demek ki alışveriş sahih, alması sahih ama aldığın yerde satması sahih değil. Aldığın yerde satmayacaksın. Orada aldınsa onu neklet başka bir yere tehvil et, ondan sonra sat. Bu hadis-i şerif neye delalet etti? Bey'i şiranın sahih olmasına delalet etti. Yalnız caiz olmayan nedir? Hemen aldığın yerde satmak yok. Aldığın yerden neklet başka bir yere tehvil et, ondan sonra sat. Ve haddesena Rabi'ul Zihiyyü. İkinci bir hadiste de istidlal eylediler ki, o hadisi de İmam-ı Tahaviye Rabi'ul Zihiyyü rivayet ediyor. Kale haddesena Hassan ibn Galib. Kale haddesena Yaqub ibn Abdurrahman an Musa ibn Ukbe. An Nafi an ibn Umar. Ennehum kanu yeşterûne ta'ame minel rukban. Abdullah ibn Ömer buyurdular ki, biz gelen kafilelerden taami satın alır idik. Ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz zamanında. Feyeb'asu aleyhim. Peygamber Efendimiz gönderirdi. Men bir kimseyi gönderirdi ki, yemne'uhum, o alan adamları men ede, en yebi'uhu, onların satmasından. Heysüş terevhu. Nerede satın aldılarsa orada satmaktan nehyedecek bir adamı gönderirdi. Yani Peygamber Efendimiz baktı ki bunlar çıkıp da yolda kafileleri karşılıyorlar. O arada satın alıyorlar. O vakitte bir adam gönderirdi ki, zinhar aldığınız yerde satmayınız. Onu nekledin başka bir tarafa, ondan sonra. Hatta evet, onları aldıkları yerden yerde satmaktan nehyederdi. Hatta yubelliguhu ila haythu yebi'unet ta'am. Kendi tamlarını nerede satarlarsa oraya nekletsinler, orada satsınlar. Fefi hadil asar, işte bu eserlerde olucudur. İbahatut talakki, karşılamanın mübah olması olucudur. Demek ki kafileyi karşılamak caiz, mübah. وفي الأول وفي الأول evvelki hadislerde de olucudur. Ennehyu anhu, çıkıp karşılamaktan nehi vardır. Hadis-i şerifler iki türlü geldi. Birinci defa okuduğumuz hadislerde nehyetti Peygamber Efendimiz, çıkıp karşılamayın. Abdullah ibn Ömer'den gelen rivayetlerde hayır, karşılamak, almak caizdir. Yalnız almış olduğu yerde satmak caiz değildir. Öyleyse karşılamak caizdir. Öyleyse hangisini alacağız? Fe evlâ bina, bize layık oldu ki, en nece'ale zâlik, biz bu hadisleri kılalım, alâ gayri tadâddi vel hilâf. Öyle bir şekilde tevil edelim ki birbirlerine zıt olmasın. O hadisi şeriflerde nehi var, bunlarda da ibaha var, birbirine zıt olur. Öyleyse burada tevil lazım. Buna da İmam-ı Tahavi ne diyor? Tashihu ma'anil asar. Eserlerin birbirine gelen zıt manalarını tashih edip birleştirmek. Evet, bunu birleştirecek. Feyekûne ola ma neha anhu minet telakki. Yahut da ma nuhi anhu minet telakki. Telakkiden nehyedilen hadisler ola.
لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين والمقيمين في الأسواق. Nehi olan yerler nerelerdir? Ha, bu olan. Lima ol bir şey için ola ki o telakki nehyedilmiş. Fî zâlik onda orucudur minet darari darardan ala gayril mütelakkîne gidip karşılamayanlara zarar orucudur. Vel nukîmine filesvak çarşılarda duran adamlara zarar orucudur. Öyleyse burada gidip karşılamak mekruhtur. Niye? Bir kısım gidecek yolda karşılayacak, onu ucuz alacak. Gitmeyen adam mehrum kalacak. Çarşıda kalan adam mehrum alacak. Öteki adam istiğlal edecek. Kendi istediği gibi satacak. Berkine vermeyecek. Öyleyse bu işte nehyedilen kısım budur. وَيَكُونَ مَا اُبِيحَ مِنَ التَّلَكِّ İttelakki mübahtır diye varid olan hadislerde ola. هُوَ الَّذ۪ي لَا دَرَرَ ف۪يهِ O da şu şekilde ola ki o telakkide zarar yoktur. عَلَى الْمُقِيم۪ينَ فِي الْاَسْوَقِ Birisi gitmiş, dışarıdan karşılamış, almış. Çarşıda duran adama onun bir zararı yok. O da caizdir, mübahtır. Demek ki zamanın halına göre bakılacak. Bir memlekette bir şey yok olursa, yok olduğu gibi tabii çıkıp karşılayan onu alacak, getirip o satacak, ötekilerini mahrum edecek. Bu caiz değil. Bir de var ki hayır, memlekette bol. İsterse çıksın, karşılasın, alsın, isterse karşılamasın, hiçbir tesiri yok. Bu da mübah. فَهَذَا وَجُوهَذ۪ي لَا ثَارِعِنْدَنَا وَاللّٰهُ عَلَمْ İmam-ı Tahavi diyor ki işte bu eserlerin veçi bizim indimizde budur. Yani nehi hakkında varid olan hadisler de yerindedir. Mübah olan hadisler de yerindedir. Fakat zamanın icabatına göredir. وَحْتَجُّوا ف۪ي اِجَازَةِ الشِّرَائِ Alışverişin caiz olduğunda delil getirdiler. مَعَدْ تَلَكِّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ Telakki nehy olsa bile, çıksa adam dışarıdan mali karşılasa, memleketin halkı da ondan zarar görse, yahut da karşılayanlar kar ediyor, karşılamayanlar zarar ediyor. Yani menhi olan bir şekilde bile alışveriş yapılsa caizdir alışveriş. Bunun delillerindendir. Bunlar ihticac ettiler. Bima haddesena Ali ibn Ma'bed. İmam-ı Tahavi Ali ibn-i Ma'bed'in rivayet etmiş olduğu hadisle istidlal eylediler. Kâl Ali ibn-i Ma'bed dedi ki haddesena Abdullah ibn-i Bükeyr Abdullah ibn-i Bekri Sehmiyyü. Kâl haddesena Hişamun an Muhammedin an Ebi Hureyre. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki la telakkavul celeb. Celebi siz karşılamayın. Gelen kafileyi karşılamayın. فَمَنْ تَلَقَّاهُ Her kim karşılarsa, فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ Ondan o taami satın alırsa, şeyen bir şey, herhangi bir şey satın alırsa, فَهُوَ O mal sahibi, bâye bilhiyar muhayyerdir. اِذَا اَتَى بِسُّٰهُ Çarşıya geldiği vakitte muhayyerdir. Şimdi bu hadis-i şerifte başka bir hüküm çıkardı. Yolda çıktı, adam getiren mali adamdan aldı. Hemen sahih olmuyor, mevkuf oluyor. O adam çarşıya geldiği vakitte satan adam, çarşıya geldiği vakitte muhayyer, isterse evvelce yapılan alışverişi kabul eder, sözüm sözdürdür, isterse döner. Ben sözümden döndüm. Onun için muhayyerlik vardır, hıyar vardır. İmam Hazreti Ebu Hureyre bunu ispat eyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yine Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyurdular لا تستقبلوا الجلب siz kafileleri karşılamayınız ولا يبيع حاضر لباد şehirli bir adam dışarıdan gelen köylü, bedevinin malını satmasın. Niye? Şehirli simsarlık yapar. Dışarıdan gelen bir adamın malını alır. Onu bahali bahali satar. Yok. Ona sahip çıkmasın, serbest bıraksın. Ki diğer Müslümanlar da istifade etsin. وَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ Satan adam da muhayyerdir. اِذَا دَخَلَ السُّوقُ Çarşıya girdiği vakitte muhayyerdir. Yani
Dışarıda adamı karşılamışlar. Malını o pazarlık etmiş, almışlar. Fakat çarşıya girdiği vakitte o satan adam muhayyerdir. İsterse evvelki alışverişe razı olur, isterse iptal eder, bozar. Bu hadisler neyi ispat ediyor? Hani birinci mezhep sahipleri dediler ki, kafileyi karşılar da alışveriş yaparsa bu alışveriş batıldır. Diyor ki hayır, batıl değildir. Bak bu hadislerle sabit ki alışveriş sahih. Sahih yalnız muhayyerlik var. Muhayyerlik ne de olur? Sahih olan bir alışverişte muhayyerlik olur. Bir adam alışveriş yapar. O alışveriş de sahih olur da muhayyer olur. Yok alışveriş batıl ise zaten muhayyerlik olmaz ki, batıl olan alışverişte kökünden batıl olur. Fî hâdel hadîs an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'den varid olan bu hadisi şerifte orucudur ki ennehu neha, Peygamber Efendimiz nehyeyledi. En telakkil celebi, kafileyi karşılamadan. Sümme ceale lil bâye, ondan sonra Resulullah Efendimiz satıcı için kıldı. Fî zâlik, bu karşılayan adamlara satışta neyi kıldı? El hıyâre, hıyâre kıldı. Demek ki siz karşılamayın. Fakat şayet karşılarda alışveriş yaparsanızsa satan adam muhayyerdir. Bunu Resulullah Efendimiz bu selahiyeti ona verdi. Ne vakitte? İzâ dehale suk. Çarşıya girdiği vakitte bâye muhayyerdir. Vel hıyâru hıyâr ise la yekûn olmaz illa fî bey'in sahih. İlla sahih alışveriş de olur. Alışveriş sahih ki bunda hıyâr olan. لَنَّهُ لَوْ كَانَ فَاسِدًا, eğer yoldaki alışveriş fasit olsaydı لَاُجُبِرَ بَايِعُهُ وَمُشْتَرِيهِ عَلَى فَسْخِهِ, bayi de müşteri de şer'i şerif tarafından alışverişin feskini icbar edilir. Efendim biz razı olduk. Alan da razı, veren de razı. Yok. Eğer fasit ise ikisi de icbar edilir. O alışveriş fesk edilir. Yeniden alışveriş yapılır. وَلَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا, bayi müşteriden hiçbir kimse için olmaz. الْاِبَاءُ عَنْ ذَلِكَ, bundan iba etmek. Yani biz bu feskı yapmayız diyemezler. Eğer aslında batıl ise oyundan iba edemezler. İlla şer'i şerife razı olacaklar. Halbuki bu hadisi şerif diyor ki bayi için hıyar vardır. Bayi için hıyar olunca demek aslındaki alışveriş sahih. فَلَمَّا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, vaktaki Peygamber Efendimiz kıldı. الْخِيَارَ فِي ذَٰلِكَ, bu meselede hıyarı kıldı. لِلْبُيَّعِ, satıcılar için. بُيَّع ismi failin cem-i mükesser sigalarından. بَايِعُنْ بَايِعَانِ بَايِعُونَ بُيَّعُنْ وَبُيَّعُنْ, cem-i bayi. لِلْبُيَّعِ, büyyaler için, satıcılar için hıyar kıldı. Bu kıldığı sebebiyle sebete bizalik, bununla sabit oldu sehhatuhu, alışverişin sahih olduğu sabit oldu. Ve inkâne ma'ahu, bu alışverişle olduysa da telakkin, karşılamak, öyle karşılamak ki menhiyyün anhu, Peygamber Efendimiz tarafından nehyedilmiş bir telakki oldu ise de alışverişin aslı sahih olur. Yalnız o telakki, yani karşılamak iyi değil. Nehyedilmiştir, mekruhtur. Fakat alışverişe tesiri yoktur. Fe'in kâle kâilun, bir adam itiraz etse dese ki fe'entüm, siz la tec'alûnel hıyâre, siz hıyâre kılmadınız. Lilbâi'il mütelakkâ, telakki olunan bayi için kılmadınız. Yani siz böyle diyorsunuz ama o satıcı adama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hıyar hakkı veriyor. Ta çarşıya geldi mi onda hıyar hakkı var. Halbuki siz bu hıyar hakkını vermiyorsunuz. Bu hadise muhalefet ediyorsunuz. Diyorlar o birinci mezhep sahipleri. Kemâ cealehu lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fî hâdel hadis. Bu hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayağı hıyar hakkı verdi. Halbuki siz ikinci zümre bu hıyar hakkını vermiyorsunuz der ise. فَجَوَابُنَا لَهُ ف۪ي ذَٰلِكَ, o adama bu mesele hakkındaki cevabımız şu
şudur ve billahi tevfik, tevfik de Hazreti Allah'tandır. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sebete anhu, ondan sabit oldu ki ennehu kâle, Peygamber Efendimiz buyurdu el-beyyi'ani bil-khiyâri mâ lem yeteferrika. El-beyyi'ani, iki bayi yani satan ve alan, bil-khiyâr muhayyerdirler mâ lem yeteferrika, ayrılmadıkları müddetçe. Ve tevâteret anhu, Peygamber Efendimiz'den de tevâtür ettiği el-âsâr bizâlik. Birçok rivayetlerde bu geldi. El-beyyi'ani bil-khiyâr mâ lem yeteferrika. Ve senezkuruha fî mevdiyaha min hadel kitab inşallahü teâlâ. Bu kitapta inşallah yerinde bunu da zikredeceğiz. Fe'alimnâ bizâlik. Bu hadisi şerif sebebiyle biz bildik ki ennehumâ bâye ve müşteri izâ teferrakâ, ayrıldılar mı felâ khiyâre lehumâ, onlar için khiyâr yoktur. Ayrılmadıkları müddetçe khiyâr vardır, ona khiyâri meclis derler. Muhayyerdirler ama ayrıldılar da meclisleri de aldı mı ondan sonra hıyarları yoktur. Öyleyse bunlar neye istidlal ediyoruz? Yolda gitti, orada aldı, orada mecliste onlar muhayyer idiler fakat yok. Oradan ayrıldı. Bak Peygamber Efendimiz hususi bayi için bir hıyar koyuyor. Ta pazara geliyor. Pazara gelinceye kadar ne meclis kalıyor ne bir şeysi kalıyor. Pazara geldikten sonra muhayyerlik var. Neresi biz mukayyer kılmadık? İşte bak biz mukayyerlik veriyoruz ona. Evet, ona cevap verdi böyle. Fe'in kâle kâilun, başka bir adam itiraz etse dese ki fe'ente kad fi'alte, sen kıldın limen iştara, satan adam için, satın alan için kıldın. Malem yere, görmediği bir şeyi satın alan bir adam için hıyâr-ı rüya, hıyâr-ı rüyeti kıldın. Yani bizim Hanefi'de var ya, bir adam görmediği mali satın alırsa gördüğü vakitte muhayyerdir. Bir ev ya bir tarla ya bir mal satın aldı. Ondan sonra gördü baktı ki kendisinin zannettiği gibi değil. Muhayyerdir. İsterse alışverişi tecviz eder, isterse iptal eder. Hatta yarahu feyerdahu. Hatta görür, razı olursa alışveriş sahih olur, yoksa sahih olmaz. Evet, hatta yarahu fe yerdahu fi ma enkerte en yekuna khiyar telakki kezalike, ise sen bunu khiyar rüyeti ispat eyledin. Evet. Fi ma enkerte. Fi ma mi fe bima mı olacak? Hatta yarahu fe yerdahu. Fe in qale qailun fe ente kad cealte limen iştara ma lem yere khiyar rüyeti hatta yarahu fe yerdahu. Khiyar rüyeti sen ispat eyledin, kıldın. Evet. Fîmâ bir yerde kıldın ki enkerte, sen inkar eyledin. En yekûne ola hıyâru telakki, hıyâru telakki de ola kezarik, böylece ceyza bunun gibi, hıyâru rüyet gibi ola. Onu onun gibi kılmadın. Hıyâru telakki ile hıyâru rüyeti ayırdın demek istiyor. Hıyâru rüyet ne vakit, ne kadar zaman geçerse geçsin, görmediği bir şeyi alır da gördüğünde muhayyerdir. Razı olursa olur, olmazsa olmaz. Ama bak hıyâr-ı telakki öyle değil. Yolda satın almış, müşteri için de hıyâr yok. Müşteri için de hıyâr koymadın sen. Yalnız bayi için hıyâr koydun, o da pazara gelinceye kadar. Bu da buna muhalif oldu, bu gaydeye muhalif oldu demek istiyor. Gîle lehu, ona denilir ki inne hıyâr-ı rüya, hıyâr-ı rüyet lem nucibhu kıyasen. Biz onu kıyasen vacip kılmadık. Hıyâr-ı rüyet kıyasen sabit olduğu yok ki, bu şer'en sabit olmuştur. Şer'en sabit olduğundan dolayı biz buna itiraz edemeyiz. Ve innemâ vecedna ashab-ı Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ashab-ı kiramı gördük ki esbetûhu, hıyâr-ı rüyeti ispat eylediler. Oysa kıyasen olmamak lazım. Madem görmeden aldı, aldı, bitti. Gördüğünde daha niçin alışverişi bozar? Fakat Ashab-ı Resulullah bunu yapmışlar. Esbetuhu, Ashab-ı Resulullah bu hıyâri rüyeti ispat ettiler ve hakemû bihi, anınla da hükmettiler ve ecme'û aleyhi, hem de bunun cevazını icma eylediler ve lem yehtelifû fîhî, hıyâr-ı rüyeti ihtilaf eylemediler. Onun için hıyâr-ı rüyet ile
Bu hıyar-ı telakki birbirine kıyas edilmez. Ve innemâ câel ihtilaf. İhtilaf geldi. Fî zâlik bu meselede. Mimmen ba'dahum. Ashab-ı kiramdan sonra. Fece'alnâ zâlik. Biz bunu kıldık. Hârice min kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in kavlünden hariç kıldık hıyar-ı rüyeti. Hangi kavlünden? El beyyâni bil hıyâri hattâ yeteferrakâ. Bundan hariç kıldık. Yani hıyar-ı rüyet. Bu hadisi şerif mucebince onun da batıl olması lazım. El beyyâni bil hıyâr hattâ yeteferrakâ. Alışveriş edenler muhayyerdirler. O mecliste oldukları müddetçe. Meclisten de aldılar mı daha hıyar yok. Öyleyse hıyar-ı rüyet de böyle olması lazım idi. İkisi alışveriş yaptılar. Görmediği bir şeyi adam aldı. Yahut da görmediği bir şeyi bir adam sattı öteki aldı. Ondan sonra meclis dağıldı. Meclis dağıldıktan sonra adam gitti baktı. Ya alan adam ya satan adam. Biz bu alışverişe razı değiliz deseler bu alışveriş sahih olmuyor. Bu hadisi şeriften hariç oluyor. Hariç olmaması lazım. Ona cevaben diyor ki bu kıyasen böyle. Fakat ashab-ı kiram böyle amel etmişler ve bunda da icma var. Evet. Ve alimna biz bildik ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lem yani zalik bunu kastetmedi. Hıyar-ı rüyet kastetmedi. El beyyani bil hıyar hadisi şerifinde hıyar-ı rüyeti de oraya idhali kastetmedi. Ve innemâ câel ihtilâfu fî zâlike mimmen ba'dahum. Bu mesele hakkındaki ihtilaf ashab-ı kiramdan sonra geldi. Hıyar-ı rüyet hakkında icmaları var. Hıyar-ı rüyet var. Fakat şekli hakkındaki ihtilaf sonradan geldi diyor. فَجَعَلْنَا ذَٰلِكَ biz bunu kıldık. خَارِجَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinden hariç kıldık bu hıyar-ı rüyeti. Hangi kavli şerifinden? اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ Bu hadisten hariç kıldık. Çünkü bu hadisi şerif mucebince hıyar-ı rüyetin olmaması lazım. El-beyyâni bil-hıyâr hattâ yeteferrakâ. Ayrıldılar mı? Ondan sonra daha ihtiyar yok. Halbuki hıyar-ı rüyet var. Öyleyse bu hadis-i şerif kaide-i umumiyedir. Diğer hıyar-ı rüyet ise bu kaide-i umumiyeden hariç kalmıştır. Sebep? Ashab-ı kiramın ittifakıyla, icmaiyle, kıyas ile değil. Ve alimna biz bildik ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz lem yani zalik bunu kastetmedi li icma'ihim ashab-ı kiramın icmaları olduğu için ala hurucihi minhu hıyar-ı rüyetin bu hadisi şeriften hariç olmak dolayısıyla Resul-i Ekrem Efendimiz hıyar-ı rüyeti kastetmedi yani o da buna dahildir bunu kastetmedi. كَمَا عَلِمْنَا بِيْجِمَاعِهِمْ Yine ashab-ı kiramın icma ile bildiğimiz gibi عَلَى تَجْوِيزِ السَّلَمْ Selemin tecvizi üzerine icmalarını bildiğimiz gibi tecvizi selem selem alışverişi var ki onun şartları var. Şartları olursa selem caiz olsa caiz değil. Ne sebeple caiz değil? Yine orada bir hadisi şerif var. اَنَّهُ خَارِجُ مِنْ نَهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكِ Peygamber Efendimiz kendi indinde olmayan bir şeyi satmadan nehyetti. Selam ise sen sattığın vakitte mevcut değil, o da yok. Bu kaide mucebince onun da caiz olmaması lazım. Yine ashab-ı kiramın icma'iyle bey'i selamın bu hadisi şeriften haric olduğunu bunu da bildik. Fe'in kâle kâilûd Bir adam itiraz etse dese ki وَهَلْ رَوَيْتُ مَنْ أَسْحَابِ النَّبِيِّ اَنْ أَسْحَابِ النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِيَارِ رُوَيَةِ شَيْئًا Siz diyorsunuz ki hıyar-ı rüyet ashab-ı kiramın icma'i ile sabittir. Binaenaleyh el-beyyâni bil-hıyâri hattâ yeteferrakâ hadisinde hariçtir. Öyleyse ashab-ı kiramdan bir nakil getirebilir misiniz? Madem ashabın icma'i vardır diyorsunuz.
bir nakil getirin ki biz de kanaat edelim ki ashab-ı kiramın bu hususta kavli var, icmai var. Kıyla lehu. Bu itiraz eden adama denilir ki naam. Ashabtan rivayetimiz var. Haddesana Ebu Bekrete, Bekkar ibn Kuteybe ve Muhammed ibn Şazal. Kala haddesana Hilal ibn Yahya ibn Müslim. Kala haddesana Abdurrahman ibn Mehdi. عن رباح بن أبي معروف المكي عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن مقاص الليثي قال علقمة بن مقاص ذكي اشترى طلحة بن عبيد الله حضرة طلحة رضي الله عنه ساتن aldı من عثمان بن عفان حضرة عثمان رضي الله عنه ساتن aldı مالا bir mal فقيل لعثمان عثمان denildi ki dediler ki إنك قد غبنت قَدْ غُبِنْتِ böyle de olur, غَبِنْتِ böyle de olur. Yani sen aldandın, sen mağbunsun. Yani mali ucuz sattın. وَكَانَ الْمَالُ بِالْكُوفَ sattığı mal da Kufe'de idi. وَهُوَ مَالُ آلِ تَلْحَةَ الْآنَ بِهَا bu kitabın telifi vaktinde bile yahut da ravinin rivayet ettiği vakitte o mal mevcut ve Hazreti Talha'nın elindeymiş. Yani o satış o zamandan olmuş ve Hazreti Talha'nın ehli elinde kalmış. İşte o mal, o malı Hazreti Osman satmış, Hazreti Talha almış. Hazreti Osman'a demişler ki sen aldandın, ucuz sattın. Fakali Osman, Hazreti Osman dedi ki liyel hıyar, öyleyse benim için hıyar vardır. Lenni bi'tu ma lem ara, görmediğim bir şeyi sattım. Görmediğim bir şeyi sattığımdan ben muhayyerim. İstersem sözümden dönerim dedi. Fekale Talha, Hazreti Talha dedi ki hayır, seni hıyar gibi yoktur. İleyyel hıyar. Hıyar banadır. Lenni işteritu malem ara. Ben görmediğim bir şeyi satın aldım. Ben muhayyerim. Şimdi alan adam, satan adam ikisi de mali görmemişler. Öyleyse Hazreti Osman da görmemiş, Hazreti Talha da görmemiş. Hıyar hangisine aittir? Hazreti Osman diyor ki ben görmediğim bir şeyi sattım, ben muhayyerim. Hazreti Talha diyor ki hayır, hıyar sana ait değildir, bana aittir. Çünkü ben müşteriyim, hıyar müşterinin hakkıdır, bayiğin hakkı değildir. İhtilaf ettiler. فَحَكَّمَا بَيْنَهُمَا جُبَيْرَ بْنَ مُتْعِمِ aralarında Cübeyr ibn-i Mut'im'i hakem tayin eylediler. فَقَضَى حُكْمَيْلَدِي Cübeyr اَنَّ الْخِيَارَ لِتَلْحَ hıyar Talha içindir, müşteri içindir. وَلَا خِيَارَ لِعُثْمَان Hazreti Osman için hıyar yoktur çünkü o satıcıdır. Satıcının, yani bayinin hıyarı yoktur. Hıyar daima müşteriye aittir. İşte ashab-ı kiramdan hıyarı rüyet hakkında bir şey nekledebilir misiniz dedi ya, o da ona cevap olarak dedi ki işte bak Hazreti Osman ile Hazreti Talha arasında cereyan eden bu vaka hıyarı rüyeti ispat ettiği. Yalnız hıyarı rüyet müşteriye mi ait, bayiğe mi ait, aralarında ihtilaf oldu. Müşteriye ait olduğunu da Cübeyr ibn Mut'in hakem olarak hükmetti. Vel asar fi zalik, bu mesele hakkında eserler kad caet mütevatireten, mütevatir olarak gelmiştir, çok gelmiştir. Ve in kâne ekseruha munkati'an, gelen rivayetler münkati'adır, muttasil değildir ama fakat çoktur. Münkati'a demek yani arada ravilerinden bazıları yok. Ravi kendi şeyhini bırakmış, daha üstündeki bir şeyhinin şeyhinden rivayet etmiş. Senet muttasil olmazsa münkati olur. Bu eserlerin ekserisi münkati'adır. Fakat çoktur. فَاِنَّهُ مُنْقَتِعُنْ bunlar münkati'adır. لَمْ يُضَادَّهُ مُتَّسِلُونَ fakat muttasil bir rivayet bunlara zıt olarak gelmemiştir. Yani muttasil senedi muttasil ile bir rivayet gelmiş olsa bu munkatiyeler daifin aksamından olduğundan onlar senedi muttasil ile gelen tercih edilir. Fakat yok. Böyle senedi muttasil ile gelen bir rivayet yok ki onu tercih edelim. فَفِي هَذَا وَفِي هَذَا اَيْذَا حُجَّةٌ اُخْرَى bu mesele hakkında diğer bir hüccet daha vardır. وَهِيَ
Bu hüccet de şudur ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz ceale fi hadisi Ebi Hureyre'te dün okuduğumuz derste Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinde Peygamber Efendimiz kıldı lil mütelakka telakki olunan için. Yani bir adam şehirden çıkmış gitmiş birisini karşılamış. Bu karşılanan adam nedir? Mütelakkadır. Böyle mütelakka ki el-bâyi'i. Satıcı. Buradan giden adam mütelakki, müşteri. Öteki gelen adam mütelakka, bâye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için kıldı. El-hıyâre, hıyârı kıldı. Fîmâ bâ'a. Satmış olduğu eşyada, yolda satmış olduğu eşyada Resulullah Efendimiz ona muhayyerlik verdi. İzâ dehalel esvâke ve alime bil esâr. Bu adam yolda sattı eşyasını fakat çarşıya geldi. Fiyeti öğrendi, seherleri öğrendi. Öyleyse mebun olduğu anlaşılırsa o adam için hıyar vardır dedi Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisinde diyor. Öyleyse orada bayi'nin hani hıyarı oldu? Müşteri değil de bayi'nin hıyarı oldu orada. Halbuki burada Hazreti Osman meselesinde Hazreti Osman'a hıyarın yoktur. Hıyar Talha'ya aittir diye geldi. Öyleyse iki hadis ihtilaf etti. Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisinde bayi için hıyar vardır. Hazreti Osman'ın hadisinde ise bayi için hıyar yoktur, müşteri için hıyar vardır. İki hadis taarruz eyledi. Eylediği gibi bir tarafı tercih etmeyi için araştırma yapacağız. Fâredine ennen zor. Biz nazar etmek mürad eyledik ki heldâdde zâlike şeyin emlâ. Buna bir şey zıt geldi mi gelmedi mi? Fâteber nazarik. Biz bunu itibar eyledik. Feizen Ebu Bekre'te. Baktık ki Ebu Bekre kad haddesena bize rivayet ediyor. Kale haddesena Hüseyin ibn Hafsin el-İsbahaniyyü. قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس قال محمد بن سيرين حضرت أنس رضي الله عنه رواية إلدي حضرت أنس buyurdular ki nühina biz nehy olunduk en yebi'a hadirun libadin şehirde mükim olan hadir derler haberi şehirli olan bir adamın satması libadin bedevi olan bir adama dışarıdan gelen köylü bir adam için satmasından Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından nehyedildik. Yani bedevi bir mal getirirse hadar onun malını satmasın. Niye? Erzak teksim edilecek. Adam pazara getirir. O adam acele gidecek olur. Malını ucuz satacak olur. Satar. Birisi de alır. Sebeplenir. Ama şehirli bir tanesi uslu adam olur. Fiyatları da bilir. Yok malı benim yanıma koy. Ben sana yavaş yavaş senin için satayım. Bahali satayım. Bunu yapmayın. Resul-i Ekrem Efendimiz bunda nehyeyledi. Ve in kâne ebâhu ev ekâhu. O gelen adam ister kendi babası olsun, ister kendi kardeşi olsun. Madem kendisi şehirde duruyor, dışarıdan gelen adamın malını satmasın. Babasının malı olsa da, kardeşinin malı olsa da satmasın. Bu Hazreti Enes radıyallahu teala bu hadisi şerifi rivayet eyledi. Haddesena Ebu Umeyye kâle haddesena Abdullah ibn Hamran an ibn Avnin en Muhammedin an Enes'in kâle nühina en yebi'a hadirun libadin. Yine Hazreti Enes'ten başka bir senetle rivayet ediyor ki evet şehirli olan bir adamın köylü olan bir adamın malını satması caiz değildir. Bunda nehyolundu. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذيب عن مسلم الخياط عن ابن عمر بود عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رواية ديور كي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم peygamber efendimiz buyurdular لا يبيع حاضر لبادي evet şehirli bir adam köylü bir adamın malını satmasın yani onun menfaatine malını eline de alıp da başkaları da satmasın. Serbest bıraksın. Haddesena Ali ibn Abdurrahman قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا صخر بن الجويرية عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Yine aynı hadisi şerifi Abdullah ibn Ömer'den İmam-ı Tahavi başka bir rivayette zikrediyor. Haddesena Ravh ibn el-Ferec قال حدثنا عمرو بن خالد
قال حدثنا موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. موسى بن أعين ليث بن أبي سليم'den, o da Mücahid'den, o da Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aynı hadisi şerifi rivayet eyledi ve zade. Fakat bu rivayette bir de ziyade var. Ziyade eyledi ki ve la yeşteri lehu. O köylünün, bedevinin alacağı şeyleri de şehirli gidip almasın. Şehirli gider arar, ucuz bulur alır. Fakat bedevi acele gidecek olur, olur ki bakmaz biraz bahalı alır. Bu erzaktır, o da sebeplensin. Ne onun malını satsın, ne de onun için mal alsın. Haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Yaqub ibn Humeyt, kâle haddesena Derâverdiyyü an Davud ibn Salih ibn Dinar, an ebihi an ebi Sa'idin al-Kudri, an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle la yebi'u hadirun libadî. Bu rivayet Ebu Sa'idin al-Kudri'den radıyallahu anh. Diyor ki evet, hadır, badi için mal satmasın. Yani aynı hadisi şerif. Haddesena ibn-i Merzuk, kâle haddesena Vehbun, hâve haddesena Yezid ibn-i Sinan, kâle haddesena Ebu Bekir el-Hanefi, kâle haddesena Abdullah ibn-i Nafi, an ebihi, an ibn-i Umar, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Abdullah ibn-i Umar'dan aynı hadisi şerif rivayet ediliyor. Haddesena Muhammed ibn-i Amr ibn-i Yunus, kâle haddeseni Esbat, an Hişam ibn-i Hassan, alim bi Sirin, an Ebi Hureyre an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. İmam-ı Tahavi başka bir senetle hadisi şerifi zikrediyor. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk, kâle haddesena Vehbun, kâle haddeseni Ebi, kâle semi'atu Nu'man ibn-i Raşid, yuhaddisu an-i Zuhriyi, an Sa'id ibn-i Müseyyed, an Ebi Hureyre an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Hazreti Ebu Hureyre'den de aynı hadisi şerif rivayet edildi. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن صالح بن نبهان مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحديث الشريف هنا أبو هريرة geliyor başka bir senetle. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة قَالَ نَهَا. Ebu Hazim diyor ki Ebu Hureyre de, Ebu Hureyre bize rivayet eyledi ki قَالَ. Ebu Hureyre buyurdular نَهَا. Resulullah Efendimiz nehy eyledi. اَوْ نُهْيَ yahut da nehy olundu. اَنْ يَبِعَ الْمُهَاجِرُ muhacir olan bir adam sata لِلْاَعْرَابِيِّ اَعْرَابِيَ bedeviye. Muhacir demek yani dışarıdan köyden hicret etmiş gelmiş olmuş şehirli, asli köylü gelmiş, şehirli olmuş. Onun da dışarıdan gelen köylü için bir mal alması, satması onun menfaatine, bundan biz nehyolunduk buyurdu. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Bişir ibn-i Ömer, kâle haddesene Şu'betü anil-Hakem, an ibn-i Ebi Leyla, an racülin min eshabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, ennehu neha en yebi'al hadiru libadin. İbn-i Ebi Leyla ashabdan bir zattan rivayet ediyor fakat ismini zikretmiyor. O da aynı hadisi şerifi zikrediyor. Haddesena Yezid ibn-i Sinan, kâle haddesena Abdurrahman ibn-i Mehdi, kâle haddesena Süfyan, en Salihim mevlet tev'eme, kâle semi'tu Ebâ Hureyre'te radıyallahu anhu yekûl, nehâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem en yeşteriye hâdirun libâdin. Yine başka senetle Hazreti Ebu Hureyre'den aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. فَنَزَرْنَا فِي الْعِلَّةِ. Şimdi bu kadar senetlerinden hadisleri getirdiği hepsi nedir? Şehirli olan bir zatın, köylü olan bir zatın malını satmasın. Hatta bir rivayette onun alacağı mali de gidip almasın. İllet ne? فَنَزَرْنَا فِي الْعِلَّةِ. اِلَّةَ نَزَرِ اِلَّةِ. اَلَّتِي öyle illet ki لَهَا o illet için نَهَا Resulullah Efendimiz nehyiledi. Sebebi nedir? Niçin Resulullah Efendimiz nehy ediyor? Evet. Neyi nehyledi? El-hâdır en yebi'alil bâdi. Hâdırın bâdi için, şehirlerin köylü için satmasını niçin nehyledi? Mahiye. Evet. Bu illet nedir? Buna baktık.
فَاِذَنْ يُونُسُ قَدْ حَدَّسَنَا. Baktık ki Yunus bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي زُبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ebu Zübeyr diyor ki ben Cabir'i işittim. Derdi ki Resulullah Efendimiz buyurdular. لَا يَبِيعُ حَادِرٌ لِبَادٍ. Şehirli bir adam, köylü bir adam için bir mal satmasın. De'u terk ediniz. Ennâse nâse terk ediniz. يَرْزُقِ اللّٰهُ Allah-u Teala rızıklandırsın. بَعْدَهُمْ مِنْ بَعْدٍ بَعْسِنْ بَعْسِنْ rızıklandırsın. يَرْزُق de emrin cevabında fiil müzari geldi mi meczum olur. Evet. De'u siz terk edin. Ennâse nâse işte illet buymuş. Niçin köylünün malını serbest bıraktırıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimse onu alıp da sahiplenip satmasın. Sebebi nasi terk edin ki Allahu Teala bazısı bazısından rızıklandırsın. Yerzukullah, Allahu Teala rızıklandırır. Ba'dahum min ba'dı. Bazısını bazısından rızıklandırır. حدثنا فهد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عطاء بن حكيم ابن أبي زيد أنه جاءه في حاجة. Evet, حكيم ابن أبي زيد عطاء ابن حكيم bir ihtiyaç zamanında geldi. قال dedi ki حدثني فحدثني عن أبيه. Bana babasından da bir hadis rivayet eyledi ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz kâle buyurdu. De'un nâse nâsi terk edin. Fel yusif bâduhum min bâdin. Bâsi bâsından nesibini alsın. Ve izesten sahâ. Lakin o bedevi, o köylü gelir de bir nasihat talep ederse. Ahadeküm. İzesten sahâ. Nasihat talep ederse. Ahadeküm sizden biriniz. Ahahu kardeşine. Yani geldi nasihat talep etti. O köylü adam bilmiyor. Geldi senden de nasihat alıyor. Bu mal kaça gidiyor? Kaça satayım? Yahut da alacağım mal nasıldır? Böyle bir nasihat isterse فَلْيَنْسَحْ لَهُ ona nasihat etsin. Nasihat başka fakat onun malını el koyup satmak başka. Nasihat talep ederse nasihat etsin. فَعَلِمْنَا بِذَٰلِكَ bununla bildik ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz اِنَّمَا نَهَا الْحَادِرَ اَنْ يَبِعَ لِلْبَادِ şehirlinin köylü için mal satmasını nehyeyledi. لَاَنَّ الْحَادِرَ şehirli adam يَعْلَمُ اَسْعَارَ الْاَسْوَاقِ çarşıdaki fiyatları bilir. فَيَسْتَقْسِي عَلَى الْحَادِرِينَ o şehirler üzerine onların aleyhine istiksa eder. Yani en bahali bir şekilde satmak ister. فَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ رِبْحٌ o vakit ondan alacak adamlar bir kazanç yapamazlar. Niye? Bu adam biliyor. En yüksek fiyattan sattığı gibi alan adam ondan bir şey istifade edemeyecek. وَاِذَا بَاعَهُمُ الْاَعْرَابِيُّ عَلَى غِرَّتِهِ وَجَهْلِهِ fakat o köylü adam gelir, bilemez fiyatını, onun için bilemediğinden dolayı bir parçada aldanır, satar. O sebeple alan adam da ondan bir şey kazanır. Be esaril esvak. Hela gırreti ve cehri be esaril esvak. Çarşıdaki fiyatları bilmediğinden dolayı ansızın hemen çarşıya gelirse rebihe aleyhil hadirun. Öteki adamlar ondan bir parça kazanç elde ederler. Bunun için. Sebep bu. Fe emeren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emreyledi. En yuhalla beynel hadirine ve beynel a'rabi fil biyu alışverişte şehirlerle köylülerin arasına girmeyin. Evet. Ve mena'al hadirin hazır olan adamları da şehirlerde men eyledi. En yedhulu aleyhim fi zalik. Bu hususta onların üzerine girmeye yani alışverişlerine karışmaya için karışmasındır diye Peygamber Efendimiz men eyledi. Feizâ kâne mâ vesefnâ kezâlik. Bizim vasfettiğimiz bu şekilde olursa yani hazır bir adamın bedevi için satması, alması nehyedilir. Bunun sebebi de başka Müslümanlar da istifade etsin, biraz ucuz alsın da istifade etsinler. İllet bu olursa ve sebete ibâhatü telakki öyleyse kervanı da karşılamak mübah olduğu sabit olursa
Ellezî lâ darara fîhî. Fakat hangi karşılamak? Öyle bir karşılamak ki şehir halkına zararı olmayan. Olmayan bir. Hani yukarıda okuduk ya. Gelen kervanları karşılarsa, kafileleri karşılarsa, o karşılayıp mali orada almaktan şehir halkı zarar görecekse bu caiz değil. Ama şehir halkına bir zarar olmayacaksa caiz işte. Şehir halkına zararı olmayan bir telakki olursa, kafileleri karşılarsa bima ve safna minel atari leti zekirna. Bu da zikrettiğimiz eserler de vesfettiğimiz gibi sâre şira, o sârenin birisi ziyade sâre şiral mutelakka minhum sâre şiral mutelakki minhum, o gelen kafileleri telakki eden adamın şirası oldu. Bir rivayette şira hemze ile. Fakat burada ya ile yazmış, elif-i meksure ile. Evet, ne olur? Şira hadirin min badin. Evet, hazirin badiden satın alması olur. Gelen bir adamdan satın almış olur bedevide. Fehve dâhilun fî kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Peygamber Efendimiz'in kavli şerifine dahildir. Dev'in nâs yerzûkillâhu ba'dahum min nâsi terk edin, bâsi bâsinde rızıklansın. Buraya dahil olur. Rabatale en yekûne ve batale batil olur en yekûne ve fî zâlike bulunda hıyârun lilbâye. Bâye için hıyâr olmak batil olur. Zaten meseleyi ta oraya getirdi ya. Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisinde dışarıdaki kafilede kafileden mal alırsa bâye çarşıya geldi mi muhayyerdir. İsterse döner. Rivayeti var idi. Hazreti Osman'ın rivayetinde de hayır. Bâye'nin hıyarı yoktur, müşterinin vardır. Bu uzun uzadıya bunları neklettikten sonra diyor ki bununla sabit oluyor ki bâye'nin hıyarı yoktur. Müşterinin vardır, evet. Ve batale en yekûne fî zâlike hıyârun lilbâye. Bu rivayetlerden sabit oldu ki bayi'nin hıyarı batildir. لَاَنَّهُ لَوْكَانَ لَهُ ف۪يهِ خِيَارِ. Eğer bayi için hıyar olmuş olsaydı اِذَنْ لَمَا كَانَ الْمُشْتَرِ ف۪ي ذَارِكِ. Bu mesele hakkında müşteri olmaz idi. رَبِحَ لَمَا كَانَ الْمُشْتَرِ ف۪ي ذَارِكَ. Müşteri bir şey kazanmamış olurdu. وَلَا اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ. Peygamber Efendimiz emreylemedi. Hadiren hiçbir şehirliye ki en yâferid aleyh, ona yetiraz eder. Ve lâ yetevellel bey'a lil bâdi minhu. Yahut da bâdi için, o bedevi için gider bir şey, onun alışverişini yapar, onun malını ala satar. Lennehu yekûnü bil hıyâr. Eğer onun mühayyerliği olsa işte onun için bir hıyâr vardır. Fî feskî zâlikel bey'i o bey'ade. Farz et ki bir bedevi malı getirdi çarşıya. Getirmeden bir adam da gitti, gel ben senin malını satayım. Eğer Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisindeki hüküm sabit olsa o bayi muhayyerdir. Adam satar, eder, yapar. Hayır efendim, ben muhayyerim, razı değilimdir. Alışverişi bozar. Öyleyse bayinin hıyarı yoktur. Ev yeruddu lehu semenuhu. Yahut da onun parasını ona reddeder. Neye? İlel esmanilleti tekûnü fî biyaat ehlil hadar. Onun vekili satmış olduğu para biraz ucuz olur, razı olmaz, der ki hayır, çarşıdaki fiyat neyse o fiyatı vereceksin diye paranın fazlasını ister. Evet. Fî biyaâti ahlil hadar bâdûn min bâd. Yani şehirlerin bazıları bazılarından nasıl alıp satıyorsa o bedevi de itiraz eder, kendi malını da o şekle ifra eder. Fefîmen ennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in men etmesinde orucudur. Kimi? El-hâdirîne min zâlik. Şehirleri bundan men etmesinde orucudur. İbâhetul hâdirîn. Şehirlere mübah olmak. Neyi? İltimâse gurretil bâdîn. Gelenlerin ansızın hemen yakalayıp da onlardan bir ribi kazanmasının mübahası vardır. Fil bey'i alışverişte. Minhum o bedevilerden. Ve şirâ-i minhum onları da satmaktan almaktan. Bunda bu orucudur. Demek ki şehirlerin kendileri aralarında nasıl alır satarlarsa dışarıdan gelen bedevilerin mallarını da karşılayıp almak, ucuz almak, bahalli almak, onlara satmak, bu da caizdir. Ve hâzâ kavlu Ebi Hanife ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhi mecmai.
Bu üç imamın bu hususta da kavli budur. Vallahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem.